Değerli izleyenler, kripto para piyasasını şimdi token ekonomisti Ali Erhan Tamer'le konuşacağız. Sayın Tamer, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Son günlerde toparlanan bir Bitcoin ile karşı karşıyayız. Kritik seviye olan 24 bine de bayağı bir yaklaştı. Sizce bu direnç seviyesini de kırar mı, yoksa tekrar düşüş günlerine döner mi diye başlayalım. Merhabalar öncelikle Gizem Hanım. Açıkçası kripto para piyasasının bu inişlerini ve çıkışlarını hani spekülasyon yorumlar dışında yorumlayabilmek ya da bunu teknik bir gerekçeye dayandırmak çok kolay değil. Şu an dünyadaki birkaç sebep, buradaki Ukrayna Savaşı bunun temel sebeplerinden biri. İkincisi Amerika'daki yüksek enflasyon ve faiz artışları. Üçüncü sebep Elon Musk ve benzeri işte ünlülerin, selebritilerin şirketleriyle ilgili aldıkları Bitcoin kararları kripto para piyasasındaki inişleri ve çıkışları çok keskin hale getiriyor. Bizim genel beklentimiz açıkçası bu seviyelerin yıl sonuna kadar devam ediyor olması ve çok ciddi yükselişler beklemiyor olmaktı çok yakın zamanda. Özellikle bu birçok Amerika'daki faiz artışından dolayı kurumsal şirketlerin fonlama maliyetleri çok yükseldiğinden likiditeye dönme talepleri ve eldeki kripto varlıkların satılma süreçlerinin başlaması, ki Tesla, Elon Musk bunun en güzel örneğidir, kripto piyasalarda bir gevşemenin devam edeceğini bize gösteriyordu. Ama açıkçası bu toparlamaları, inişleri, çıkışları ben artık bu aşamadan sonra çok günlük görüyorum. Hani şu an yükselişteyiz, bu devam eder mi, ya da düşüşteyiz, devam eder mi diyebilmek çok kolay değil. Sadece şunu diyebilirim, mevcut düzen böyle devam ettiği sürece, Amerika'daki enflasyon verileri böyle gelmeye devam ettiği sürece Bitcoin ve türev yatırım araçlarının, kripto yatırım araçlarının çok uzun vadeli yükselişler gösterebilmesini beklemek çok doğru değil. Peki, türevleri demişken diğer çok merak edilen iki token'dan da bahsedelim. Kısaca Ethereum işlem ücretleri artış gösterdi denildi ve onda da o zaman 1200 dolar seviyelerini test eder mi diye soralım. Edecektir. Ethereum'daki işlem maliyetlerinin artmasının sebebi transaction, yani işlem kaydı sayılarındaki yükseliş ve sistemin bir komisyon olarak Ethereum gas price dediğimiz o gas fiillerini, gas ücretlerini arttırıyor olması. Ethereum çok yakın zamanda, uzun bir süredir konuştuğumuz bir algoritma değişikliğini ve Ethereum transferlerinin daha hızlı ve ucuza yapılması ile ilgili bir çalışma içerisinde. Bunun beklentisindeyiz çok uzun bir süredir. Dolayısıyla Ethereum bizim şahsi olarak çok daha uzun vadeli güvenilir gördüğümüz limanlardan biri. Ama yine yani Bitcoin'e benzer bir yorumu burada da yapacağım. Genel piyasanın durumu hakikaten Amerikan Merkez Bankası'nın genel bundan sonraki tarihinde çok ilişkili olacaktır. Peki son olarak Dogecoin'in de yazılımında yeni bir sürümü yayınlandı denildi. Bu ne anlama geliyor? Şöyle, şimdi Dogecoin, yani tırnak içerisinde biz bunları birazcık arka tarafında herhangi bir varlık olmayan, herhangi bir bilanço olmayan kripto varlıklar diyoruz. Bu varlıklar aslında temel olarak teknolojileriyle aslında bir şekilde güven sağlama temelli. Dogecoin ve benzeri kripto para birimleri algoritmalarının güvenilir olmaması, Luna'da çok yakın zamanda bir kriz yaşanmıştı hatırlarsanız. Bütün kripto varlıkların algoritmalarıyla ilgili yeni güncellemeleri meydana ve gündeme getirdi. Dogecoin'in de burada yaptığı şey hem güvenlik seviyesindeki bir artış hem de işlem ücretlerindeki azalma ile ilgili bir algoritma güncellemesi. Açıkçası Dogecoin kendisi çok eleştirilen bir kripto para birimi, hiçbir şey vaat olmadığı için bunun böyle olmadığını ve arka tarafında durduklarını, bunun uzun vadeli bir alternatif, birazcık da anarşist bir kripto para birimi olduğunu göstermek istiyor onun arkasındaki topluluk. Bu anlamda da yazılım olarak ve ekip olarak bunun arkasında durmaya devam ediyorlar. Sayın Tamer, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için de öyle. Ben çok teşekkür ederim.